Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Şura suresi 14-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Şer'a lekum mined-din. Allah size dinden şunları ortaya koydu. Mâ vassâ bihi Nuhan. Nuh'a vasiyet ettiğini, bildirdiğini. Vellezî evhayna ileyke. Ve ey peygamber, sana vahyettiğimizi. Ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya vasiyet ettiğimizi din olarak size belirledi. Burada 5 peygamber ismi geçiyor. Peygamber Efendimiz, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa. Bunlara ulul azm, büyük peygamberler deniliyor ve burada 5'i beraber zikredilmek suretiyle peygamberimize bildirilen din daha önce onlara da bildirilen dindir. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği bütün dinler temelde müşterektir. Hazreti Adem'den ta peygamberimize gelinceye kadar Allah mesajını insanlara bildirmiştir. Bu mana hatırlatılıyor. Ve bu konuda devamında şu nazara veriliyor. En akimud dine, yani dini düzgün bir şekilde yaşayın. Ve la teteferragu fihi, dinde fırkalara ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Yani bu mesaj hem Hazreti Nuh'a, hem Hazreti İbrahim'e, hem Hazreti Musa'ya, hem Hazreti İsa'ya, hem de peygamberimize bildirilmiştir. Dini düzgün bir şekilde yaşamak ve bu konuda fırkalara, gruplara bölünmemek. Tabi burada fırkalara bölünmemek derken aslında ihtilaf da bir realitedir. Bütün dinlerde zamanla mezhepler, cemaatler meydana gelmiştir. Ve şu anda İslamiyet'te de değişik cemaatler, değişik mezhepler bulunmaktadır. Bunlar yorum itibariyle bazı noktalarda farklı olabilir. Din bu konuda bir genişlik tanır zaten. Ama dinin özünde, dinin esasında herhangi bir ihtilafın olmaması gerekir. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhim. Senin davet etmiş olduğun şey, dininin esasları, tevhid, bu müşriklere ağır geldi. Yani müşrikler, Allah'a ortak koşan kimseler, peygamberimizin anlattığı tevhid bunlara ağır geliyor, kabul etmekte zorlanıyorlar. Çünkü alışkanlıkları terk etmek çok da kolay bir şey değil. Müşrikler alışmış oldukları bir sistem var. O sisteme ters şeyleri duyunca bu kendilerine ağır geliyor, kabulde zorlanıyorlar. Allahu yectebi ileyhi men yeşe. Allah bu din hususunda dilediğini seçer. Yani dilediğini peygamber olarak gönderir ve buna ehil olan kimseleri bu noktada görevlendirir. Gerek peygamber olarak, gerekse dinin tebliğcisi olarak Allah dilemiş olduğunu seçer. İmam-ı Rabbani'ye nispet edilen şöyle bir ifade hatırlıyorum. Melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Yani bir hükümdar nasıl ki görev taksimi yapacağı zaman hangi kimse neyi kaldırır bilir ve ona göre görev dağılımı yapar. Allah-u Teala elbette bu dinin tebliği hususunda kim vahye muhatap olabilir, kim ilhama muhatap olabilir, kim bu dini tebliğ edebilir elbette bilir ve ona göre görevlendirir. Ona göre kıyamete kadar bu dinin adamları, insanları olacaktır. Allah'ın dinini tebliğ edeceklerdir. Ve yehdi ileyhi men yunib, ve Allah kendisine yönelene hidayet eder. Yani Allah yol gösterir. Allah insanı maksadına erdirir. Ama bunun için o insanların Allah'a yönelmesi lazım. Yani Allah kendisine yönelene yolunu gösterir ve onun maksadına muvaffak kılar. وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. بَغْيَنْ بَيْنَهُمْ. Aralarında bir takım haset, düşmanlık gibi duygular sebebiyle bu şekilde ayrılığa düştüler. Değerli izleyenlerim, dinde insanların ihtilafa düşmesi tarihi bir realitedir.
Bu Müslümanlarda da var, Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bildiriyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Yani diğer dinlerde de ihtilaf olmuş. Aynı dini algılamada farklı farklı kanaatler, mezhepler ortaya çıkmış. Demek ki İslamiyet'te de bu kendini gösterecek. Tabii bunlar ifade edildiğinde acaba farklı mezhepler dinde bir bölmek midir? Dinde bir ayrılık mıdır? Hatıra gelebiliyor. Dinde ayrılığı iki açıdan ele almak lazım. Öze temas eden ayrılık, bir de füruatta, ayrıntılarda bir takım farklılık. Ayrıntılarda farklılık olabilir. Ama diyelim ki tevhid hakikati Allah birdir. Bu konuda bir ihtilafa düşülecek olursa bu çok ciddi bir ayrılıktır. Ve olmaması gereken bir ayrılıktır. Hristiyanlar bunu yaşamışlar. Allah'ın gönderdiği dinde Allah'ın birliği anlatılırken onlar zamanla baba oğul ruhul kudüs tarzında bir teslise, yani bir üçleme inancına sahip olmuşlar. Dolayısıyla bu manadaki dinden sapmalar çok büyük sapmalardır. Ama diyelim ki Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi gibi ayrıntılarda bir takım farklılıklar olmuşsa bu tolere edilebilir bir durumdur. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam meselenin o yönünü rahmet olarak değerlendirmiş. İhtilafı ümmeti rahmetün buyurmuştur. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Yani dinin furuata, ayrıntılara bakan kısmında bazı farklı kanaatlerin meydana gelmesi o dini yaşamada bir kolaylık sağlar. Bir mezhepte çıkış olmadığında başka mezhepte buna bir çözüm bulunabilir. Dolayısıyla bu problem değildir. Ama bazıları çıkıp da deseler ki namaz diye bir şey yok, namazdan murat duadır, bu dini çok farklı bir şekilde algılamaktır. Öte yandan bazıları çıkıp işte cennet cehennem diye bir şey yoktur aslında, cennet de cehennem de bu dünyadadır, din adına bunları söylemiş olsalar bunlar farklı bir dini ifade etmiş olurlar. Allah'ın gönderdiği din böyle değil. Onlar kendi kafalarından değişik yorumlar, dinden çıkarıcı yorumlar yapmış olurlar. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Şayet Rabbinden sebkat etmiş bir kelime olmasaydı اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّ belli bir müddete kadar Allah tarafından bir hüküm önceden belirlenmemiş olsaydı لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ onların aralarında hüküm verilir, mesele bitirilirdi. Şu manada yani Allah-u Teala insanları yeryüzünde serbest bırakmış. Ölümüne kadar, öte yandan insanlık olarak ta kıyamete kadar insanları serbest bırakmış. Böyle olunca insanlar din adına ileri geri konuşabiliyorlar. Ben değerli bir hocamızdan dinlemiştim. Demişti ki ben iki şeyin böyle cahilini görmedim. Birisi siyaset, diğeri de din. Bakıyorsunuz bilen de bilmeyen de siyasi konularda konuşuyor. Ülkeyi idare etse şöyle kurtaracak, böyle kurtaracak, kendince bir şeyler söylüyor. Bir de din konusunda. Bakıyorsunuz doğru düz Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor ama bence bu böyle olmalı, bence şu şöyle olmalı gibi ileri geri konuşuyor. Din hakkında bence diyebilecek kimselerin Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi bilmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz'in hayatını gayet iyi bilmeleri gerekir. Hamdi Yazır bu konuda der ki, Kur'an-ı Kerim hakkında söz söyleyecek bir kimse hareketsiz olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmeli. Malum Kur'an-ı Kerim hareketsiz olarak geldi. Normal diğer insanların kolay okuyabilmeleri için zamanla hareketli hale getirildi. Dolayısıyla hareketsiz olarak Kur'an'ı okuyabilmek zaten çok muazzam bir bilgi birikimini gerektirir. Kur'an hakkında konuşacak birisinin böyle bir birikime sahip olması gerekir. Günümüzde aslında uzmanlaşmaya itibar ediliyor. Diyelim ortada bir hasta var, kalpten rahatsızlığı var. Biz bu hastayı göz doktoruna götürsek onunla alakalı bir şey söylemez. Der ki yanlış geldiniz, bunu kardiyoloji bölümüne götürün. Onun gibi dini meselelerde de herkes kendi aklına göre bence bu böyle olsun, böyle olmalı dememeli. Bu işi bilenler, uzmanlar kimse onlara sorulmalı ve o şekilde
ihtilaftan, keşmekeşten insanlar kurtulmalı. Yoksa farklı farklı yorumlar kafaları karıştıracaktır. Allah'ın bize gönderdiği din farklı bir mecraya çekilecektir. Ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim, o peygamberlerin gönderilmesinden sonra kitaba varis kılınanlar, lefî şekkin minhum murib, ondan kuşkulandırıcı bir şüphe içindeler. Tam bir kanaata ulaşmamışlar. Acaba şöyle mi, acaba böyle mi? Tereddütler içerisinde bocalıyorlar. Felizalike, işte bundan dolayı fed'u, ey peygamber sen insanları davet et. Allah'ın dinine, tevhide davet et. Vestagim kema ümirte, ve sana emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Yani dost doğru bir şekilde ol. Bu peygamberimizin şahsında bütün ümmete bir emirdir. Yani Kur'an'ı doğru algılamak ve doğru bir şekilde yaşamak. Ve la tettebi' ehvâehum, onların hevalarına uyma. Yani insanların kendi keyfine göre şöyledir böyledir gibi zayıf görüşleri vardır. Nefislerinden gelen bu gibi isteklerine sen tabi olma. Ve kul âmentu bimâ enzelallahu min kitab, ve de ki Allah kitap olarak ne indirmişse veya kitaptan ne indirmişse ben hepsine iman ettim. Malum bizler Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ediyoruz. Bazısını kabul edip bazısını reddetmek böyle bir şey söz konusu değil. Ve ümirtu li'adile beynekum, ve ben sizin aranızda adaletle emrolundum. Adaletle hükmetmekle emrolundum. Allahu rabbuna ve rabbukum, Allah hem bizim hem de sizin Rabbinizdir. Lena a'maluna, bizim amellerimiz bizedir. Ve lekum a'malukum, sizin amelleriniz de kendinizedir. La hucce beynena ve beynekum, aramızda bir mücadeleye, tartışmaya lüzum yok. Allahu yecmeu beynena, Allah bizi bir araya getirecektir. Yani din konusunda şöyle böyle ileri geri konuşanlar oluyor. Peygamberimize bunları demesi emrediliyor. Diğer alemde kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Hatta şu dünyada da gad tebeyyene rüştü minel gay, hak batıldan ayrılmıştır. Ve ileyhil masir, ve dönüş onadır, Allah'adır. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُج۪يبَ لَهُمْ, Allah'a icabet edildikten sonra Allah hakkında ileri geri konuşanlar, tartışanlar, hüccetuhum dâhidatun önde rabbihim, onların hüccetleri Rableri nezdinde boştur, batıldır. وَاَلَيْهِمْ غَدَبٌ, ve onlara bir gadap vardır. Allah'ın gadabı onların üzerinedir. Yani Allah dinini göndermiş, hak hakikat ortaya çıkmış, insanlar büyük bir ekseriyetle tabi olmuşlar. Tutup da bazılarının başka şeyler söylemesi sağlam bir şey değildir. Ve delil olmaktan da uzaktır. Hak olanı kabul etmediklerinden dolayı Allah'ın gadabına maruzdurlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ, ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Allahu lezî enzelel kitâbe bil hak vel mîzân. O Allah ki kitabı hakla ve mizanla indirdi. Yani Allah'ın gönderdiği kitap haktır, gerçeğin ta kendisidir. Ve Allah'ın gönderdiği kitap tamamen ölçülerle doludur. Nasıl ki mizan, terazi anlamında, bir şeyi göz kararıyla insan az çok tahmin eder ama ölçtüğü zaman net bir şekilde bunu ortaya koyar. Onun gibi biz de meselelerimizi Kur'an'a göre ölçüp biçecek olursak doğru bir şekilde ölçmüş ve biçmiş oluruz. Yoksa kendi aklımızdan şu şöyle bu böyle, şu helal bu haram ileri geri konuşsak çoğunda yanılabiliriz. Ve mâ yudrike leallez sa'ate garip, yani nereden bileceksin, belki de saat kıyametin gelmesi veya kişinin kendi ölümü de bir kıyamettir, ölümün gelmesi yakındır. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا, ahirete, kıyamete inanmayanlar hemen bir an önce gelsin derler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا, iman edenler ise kıyametin gelmesinden korkarlar. وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقِّ, ve onun hak olduğunu bilirler.
Ela innellezine yumaruna fissa'a. Dikkat edin, kıyametle alakalı mücadeleye girişenler, tartışanlar, lefi dalalin ba'id, onlar çok uzak bir dalalet içindedirler. Hak'tan son derece uzaklaşmışlardır ve Allah'ın bu tasarrufuyla alakalı ileri geri rastgele konuşmak suretiyle tamamen yoldan çıkmışlardır. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikamet üzere olan ve hayatta ona göre ifrattan, tefritten, aşırılıklardan uzak kalan, dini de gerçekte olduğu şekilde algılayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.